Evet efendim, herkese günaydın, mutlu sabahlar diliyorum. Mihriban Memiş'i arıyorduk. Mihriban Memiş 7 yıllık evli, 2 çocuk annesi, 23 yaşında. Biliyorsunuz eşi Baldızı'yla beraber, yani Mihriban'ın kız kardeşi Sıla'yla beraber gelmişti. Ve Mihriban'a seslenmişti. Çünkü iddiası şu ki Arif'in iş arkadaşı Volkan tarafından karısı zorla tutuluyor. Biraz da buna Arif neden olmuş. Yine bir yasaklı madde vakası. Bu hafta da yasaklı maddeden başladık, gidiyoruz maşallah. Benim soyu tükensin inşallah yani. İnşallah. Hani herkesin demek bütün ki hayatını, yuvalar yıkılıyor. Evet yani çok kötü etkiliyor. Bugün Mihriban'ın kayınpederi Selim, yani Arif'in babası ve annesi Menekşe Hanım da burada. Hoş geldiniz siz de. Teşekkür ederim. Mihriban'a seslenmek için siz de ailece geldiniz. Evet. Selim Bey, siz oğlunuzun bu durumunun farkında mıydınız? Çok geç haber oldu Müge Hanım. Ben bunları her zaman arkasındaydım. Ben böyle yapacakları bilemiyorum. Çünkü ben onu, annesini ben daha yeni görüyorum. 7 yıldır yeni görüyorum. Öyle mi? Evet, ben de aynı. Ben yeni görüyorum. Neden? Kaçarak mı geldi Mihriban size? Hayır. Ya bu, kaçarak evlendiler. İşin açıkçası bu. Yoktu ya Arif. Annesi babası ayrı bunların. Annesi ayrı, anne baba ayrı olduğu için. He. Babasıgillerle görüşüyoruz. Hani, kendi annesi babası. Çünkü bu annesi ben görmedim. Ya siz oğlun, şimdi Selim Bey valla çok da düzgün bir insana benziyorsunuz. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. Yani oğlunuzun da kendi yaptıklarını zaten kendisi anlatıyor. Hani çok da normal tavırlar değil. Yani Arif'in anlattığı, ben yasaklı madde kullanmak için bir arkadaşımdan para alıyordum. Sonunda karısını da ona kaptırmışsın yani. Hani şimdi kaba yani, bir tarif oluyor ama. Yani insan eğer, ben işte bak kumardan da ondan korkarım. Evet. Kumardan da, alkolden de, uyuşturucudan da, anlatabiliyor muyum? Yasaklı maddeden de, yani ondan korkuyorum. Çünkü onu o zaman elde etmek için demek ki gözünüz dönüyor. Abla ya, işin aslında öyle değil ama şimdi. İşte yani öyle. Ben ya öyle görünüyor ama öyle değil. Ben bunu kendi kazandığım paramla kendim şeyimle aldım. Arifciğim, sen şimdi birinden böyle para istersen hayır, istersen işin içine eşin de girdiği zaman onun sonu güzel olmaz. İşte eşimin bizim, tek girdiği konu... Bak ben her zaman söylüyorum. Biz 1000 yıl önce buraya gelmişiz. Bizim ülkemizin, Anadolu'nun bir takım kuralları var. O kurallar doğru kurallar. Aynen, evet. Sabah işine gideceksin, akşam evine döneceksin. Ha, onu da yapayım, bunu da yapayım, orada kumar oynayayım, burada yasaklı madde için, burada alkol için. Cebinizdeki para evi geçindirmeye yetmezken... karşıdaki adamlar da her zaman iyi niyetli olmuyorlar. Aynen. Zaten bunun iyi niyeti olmaz. Evet, evet. Yani kimse de kimseye yasaklı madde alsın, alkol kullansın, kumar oynasın diye para vermez. O insanların da yapısı belli. Zayıf noktada vurmaya çalışıyorlar. Yani bu gerçekten... Ama bir şey söyleyeceğim, bunu bilmek için de profesör olmaya gerek yok. Yani. Kuralı bu. Sen harbi gidiyorsun. Ya senin bir kere zaten eşinin telefonunun iş arkadaşında ne işi var? Onun i̇şte telefonunun senin orada. Karında ne işi var? Ya işte bizim... Ya bunu da söylerken yanlış anlaşılmasın. Bak ya, hayatta şimdi farklı farklı alanlar var. Herkes, ben her olayı kendi içine değerlendiriyorum. Senin eşin atıyorum sigortacı olur da senin arkadaşın da ona birini ayarlar da telefonla konuş. Ben ondan bahsetmiyorum. Senin karın ev kadını. Ne işi var senin arkadaşının telefonunun senin karında? Senin karının telefonunun onda. Sonra senin nasıl fotoğraflarını karına gönderebiliyor? Bence açıklamayı eşine yap. Çünkü Mihriban canlı yayında karşımızda. Günaydın. Çok da güzelmiş. Mihriban, günaydın. Hoş geldin yayınımıza. Günaydın. Sağ olun, teşekkür ederim. Sen kaç yaşındaydın yavrum? 24'e gireceğim işte. 7 yıllık evli. 2 çocuk annesi. İşte zaten olay buradan evet, başlıyor. Balık baştan kokuyor. Mihriban bak, annem burada, kayınpederim burada, kız kardeşim burada. Sıla, ne söylemek istersin? Abla nasılsın? İyiyim ablacığım. Hiç de iyi. Sen nasılsın? Hiç de iyi değilsin iyi kızım. Sen böyle değildin kızım. Aşkım. Bak iyi olmadığın belli. Ben böyle değildim zaten. Böyle olmak zorunda kaldım. Ne? Öyle olmak zorunda kalmayacaksın. Gel buraya, burada yüzleşelim. Gel. Ben seni buraya alınmak istiyorum. Müge abla, ben anlatabilir miyim? Onlar susunlar. Benim konuşmamı istediler. Anlat. Madem. Yanında kim var? Yanında o adam, o yanında. Lütfen. Ya bu adamın tehdit altında olduğuna adım gibi eminim. Arif karşı.
Burak yanında kim var? Volkan var yanımda Müge abla. Niye göremiyoruz Hatun. Peki arkadaşlar? Volkan mı? Hatun maddeyi kullandırmış sana. Çıkmak istemedi kendisi o şekilde. Neden? Bilmiyorum, çıkmak istemedim ya. Eşim, sağlık yani olur. Yayına çıkınca onun hakkında da telefonlar falan gelir diye mi bir endişesi var acaba? Bilemiyorum onu. Bilmem, seni sorman lazım çünkü senin için önemli bir detay bu. Abla eşim kendinde değil abla. Abla eşim kendinde değil. Değil mi? Ben değil abla, ben tanıyorum eşimi. Eşim öyle değil Müge Hanım, bunun derhal alınması lazım. Abla ben çok pişmanım ne olursun. Aşkım ben çok pişmanım. Allah rızası için. Ben alayım seni, ben geleyim. Ben geleyim, ben alayım seni. Her şey var, her bedel ödemeye hazırım. Lütfen, lütfen. Müge abla şimdi ben anlatayım, o sussun, orada beni dinlesin. Tamam. Biz zaten evliliğimiz 2 seneden beri bir sallantının içinde. Ben oradan oraya sürekli savruluyorum. Bir senedir zaten bir düzenimiz yok, bir ev yok, bir şey yok. Yani söylüyorum sürekli, bir de bulmaya çalışıyorum. Yalan konuşuyor sürekli, ben de farklı yollara başvuruyorum bu sefer. Hani Volkan'a sordum yanında olduğu için, dedim madde kullanıyor mu? Hani ben bunu öğrenmek istiyorum. Kendisi de bana yardımcı oldu dedi, evet kullanıyor, seni kandırıyor, ben evet. Sana bunu kanıtlayabilirim ki ben istedim bunu, bana kanıtlayabilir misin dedim. O da resmini gösterdi, gönderdi bana. Evet, o resimleri bana getirip çekerken nasıldı? Kendi getirip önüme koyuyordu. Onlar yok ama değil mi piyasada? Evet, onu da sordum. Sen... Onu da sordun ama onun söyledikleri doğru, benim söylediklerim yalan. Ben bak yemin ediyorum sana, ben o elimle tek tek bu adamı yapmadım. Hayır, ben söylediklerin yalan demiyorum. Bu yola sen başvurdun. Tamam ben pişmanım. Ben sürekli soruyorum. Ben pişmanım. Bir şey kullanıyor musun diyorum. Kullanmıyorum diyorsun. Ya ben tedavimi görmek sen istiyorum. Tedavim olacağım, kurtulacağım da. Ya. Benden gidip içiciden gidip de satıcıya mı gidiyorsun? Bu mu adalet? Bu mu? Ben bunu hak ediyor muyum? Hayda. Ya Allah razı olsun, o adam satıcı. Kaç kişi kaç kişiyi zehirledi? Madem iyi bir insan değildi, sen beni tamam. Çoluğunu çocuğunu nasıl soktun oraya ya? Ya mecburiyetten soktum. Ev eşyası yoktu, bir şey yoktu, oturacak bir yer yoktu. Yuvamı kurtarmak için evini kiraladım ben onu. Kiraladım. Paramla kiraladım. Patronlarım biliyor hepsi. Bilmiyorlar mı? Paramla kiralamadın mı? Elektriğini, suyunu, parasını verip 800-900 milyon açtırmadın mı? He? Benle ilgili. Müge abla bu Volkan'ı Arif'in görelim. Bir değil, iki değil. Sürekli zaten sorumlu arkadaşları var. Tamam mı? Böyle değişik arkadaşları var. Sürekli de bana yazıyorlar yani. Tamam mı? Ben şimdi, bunun çevresinden zaten bıktım. Bak, zarar gelecek yani bana. Bak şimdi Mihribancığım, ben biliyorsun hani kime ne hak ediyorsa onu söylüyorum. Tamam Arif. Seni alacağım. Ayaklarım benim. Aman Volkan. Ayaklarım benim. Tamam mı? O gözlerimi koyacağım senin. Kendi boşansın, ayrılsın umurumda değil. Eşim o adamın yanında. İstemiyorum, eşim normal değil. Benim gelin normal değil. Ben buna üstüne basa basa söylüyorum. Eşim kendinde değil. Gözlerine bakarsanız anlarsınız. Tamam bir dakika, bir saniye dinle. Müge Hanım. Miri bana söyleyin. Ben oradan burayı görüyor muyum ya? Evet. Bu sağlıklı değil. Benim gelinimi ben bilirim. Ha. 8 yıldır ben taşıdım bunları Müge Hanım. Taşımayı da mecburum. 2 tane torunum var. Bunlar dökülmesin değil. Ben hayatım feda etti. Selim Bey şunu söyleyeyim ben Mihriban'a. Mihriban bak şimdi Arif istediği kadar normal davranmamış olsun. Evet. Yani Arif bunu yaptı diye sen de onun arkadaşına kaçtın mı kaçırıldın mı? Arif evet, diyor ki söyle. Benim karımı zorla evde tuttu diyor. Ben gittim mahalleden alamadım diyor Volkan Bey. Bana anlattı. Ya buna Volkan Bey cevap versin. Ama doğru olan yerler de var. Evet hepsi yalan diyemem. Doğru olanı neresi, seni zorla alıkoydu mu? Zorla alıkoymuş, uyuşturucu da içirmiş, kendi de içmiş. Gözlere bakın. Madde. Sen niye bu kadar yalan konuşuyorsun? Yalan konuşuyorum değil mi? Şimdi biz şu anda uykudan yeni kalktığımız için olabilir mi? Mümkün değil. Mümkün değil. Koçum. Sorabilirsin ben, yeni ben seni o mahalleden olur. Alacağım, alacağım. Tamam mı? Koçum sen mu? Benimsin. Ben seni sen, alacağım koçum. Sen var ya. Abla ben göstereceğim ben sana. Sen ablamla konuşabilir miyim? Evet. Sen insanlara iftira atmasını çok seviyorsun. Tabii. Hep yalansın, hep dolansın. Tabii evime ondan getiren sendin ama değil mi? Diye üstüne çıkmaya çalışıyorsun. Avniyle Ozan'la benim evime getiren sendin. İç koçum. Bu sefer benden olsun. Tabii.
Eşim, eşim tahlil, tahlil yapılsın. Sen, eğer eşimin kanında uyuşturucu maddeleri... Dinle. Sen eşini bu kadar madem çok seviyorsun da 2 yıldır niye sen eşini bu kadar eziyorsun, perişan ediyorsun? Sana mı düştü? He? Nasıl sen ona sahip çıkmışım. O benim kızım. Kendim değil. Kendine değil. Alın ya. Tek tek konuşun. O da ana kuzusu. Ana kuzusu zayıfından... O da ana kuzusu. Sen ona o şekilde yaşatma hakkın var mı senin? Ta onu zayıf noktada vurup da... Volkan Bey siz evli sen misiniz? Sen 6 senedir... Volkan Bey, senedir... günaydın. Siz evli misiniz? Evet, evliyim İlgi Hanım. Günaydın. Çocuk evet, var evliyim. Mı? Çocuğunuz var İlgi Hanım. Kaç tane? Bir tane gayrı. Çocuğunuz var. Peki bu kadın hangi da evli. Hangi sıfatla bulunuyor ve sen hangi sıfatla bu hanımı yanında alıkoyuyorsun? Sebebini izah eder misin? Bu kadın da ben evli, iki çocuklu. Yani siz ona yardım etmek istiyorsunuz. Sadece yardımcı olmak istedim. Kim olarak yardımcı oluyorsun yardım bir başka ve... evli kadına, iki çocuk annesine? 6 yıldır ne yaşadığını bana anlattığı için ben de vicdanıyla yardımcı olmak vicdanı. İstedim. Bana sığındı. Senin vicdanın bir dakika, ben de yardımcı bir oldum. Oğlum. Ne yardımcısı oldunuz beyefendi? Ne? Evet, hayatı tehlikem var dedi. Hayatı tehlikem olduğu için dedi bana idi yardımcı olun. Benim sığınacak yerim yok dedi. Tehdidi senden alıyordu. Senden tehdidi senden Allah alıyordu. Allah rızası için. Telefonunu kırdın, hattını kırdın. Bir dakika, peki siz Allah rızası için. Bir dakika. Allah rızası için. Evet. Ay sen karının orada olduğunu biliyordun. Git balaydın be. Beyefendi siz abi olarak mı yardımcı oldunuz yani ona? Siz de evli iki evet. Çocuk babası. Nasıl evet. Abi olarak? Nasıl abi olarak? Alıkoymuşsunuz işte. Abi olarak... Yok, abi hayır, olarak alıkoyma değil. Ben gittim... Yani yardım etmek için... Ben karakola gittim. İllaki... İfademi de verdim. Konuştum da... Sizi karakoldaki ifadeniz değil mevzu beyefendi. O sizden yardım istediyse... Siz o yardımı bir yok. Abi olarak başka yollardan yapabilirsiniz. Hı-hı. Sizin onu tutma yanınızda tutma gerekçeniz farklı. Evli, iki çocuk sahibi adam. Evli, iki çocuk sahibi kadın. Ben zorla... Adı ne yani? Şu andaki sizin beraberliğinizin adı ne? O kadın hangi sıfatla sizin yanınızda? Yardım amaçlı. Ne yardım ya? Yardım ya. Sen kızlar ya, başlamışsın. Sığınması için. Abla madem yardımcı oluyorsa, iyi bir insan madem yardımcı oluyorsa... ...bugün ablam buraya gelseydi ben onun için buradayım. Hayır. Benim arkada çocuğum var ya. Tamam, ben küçücük çocuğumla geldim. Ben ona sahip çıkmak için geldim. Ben onun arkasındayım. Tamam biz de gelecektik. Neye gelmediniz? Abla ben senin yanındayım. Ben senin otobüs, için geldim otobüsün. Buraya. Vıvıttırma. Yanlış otogara gitmişler. Abla yalan. Bir tane otogar var Bergama'da ya. Bir tane otogar var. Ben de Bergama'dan geldim ya. Yalan konuşuyor. Vıvıttırıyor. Ablacığım Allah razı olsun. Tek istediğim var. Eşim onun yanından alınsın tedavi görsün. Eşim normal değil. Konuştu. Antidepresan kullanıyor zaten kendisi. Yani ben şu anda söylediği hiçbir şeyin mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Beni istemesin. Niye kullanıyorum acaba ben antidepresanı? Senin şeyin böyle değişik değişik hareketlerinden sürekli savrulup durmaktan olabilir mi acaba? Hatun, hayır oraya annem hataların, niye çıkmış yaptığım anlamadım bir anda çok ağır ödedim. Arif'ten ayrıldığım zaman annemi aradım tamam mı? Dedim anne ben senin yanına geleceğim dedim. Benim şu kadar çocuğum var anneme bakıyorum ben sana bakamam dedi. Hayır. Benim başıma bir şey geldiği zaman mı benim arkamdan ağlıyorlar? Hayır yalan söylüyor. Mihriban yalan söylüyorsun. Mihriban yalan söylüyorsun. Sana ne dedim? Ben zaten yalancıyım tamam mı? Mihriban ben zaten yalan söylemiyor. Kusura bakma. Ahlaksızım sen zaten ben de sürekli bana bunu söylüyordun. Sus bak yalan söylemesen sen yalan söyleme. Ya. Sen yalancısın. Benim kızımı bu hale sen getirdin. Ben getirdim. Evet sen getirdin. Ben getirdim. Ben kurtardım lan. Ne kurtaracaksın ya? Babası sahip çıkmadı, annesi sahip çıkmadı. O kız çocuğu Beyşehir'de, Konya'da, otogarda böyle bekliyordu. Ne sahip çıkmayacağım, ne sahip çıkmayacağım? Öyle mi sahip çıkılır? Sokakta abla, bulduğuna iki mı sahip bak, çıkıyorsun? 2 seneden beri, tamam 2 seneden beri düştüm bu duruma. Çok pişmanım, Allah kahretsin. Ben kurtulmak istiyorum, tedavi görmek istiyorum. Tamam mı? Normal bir insan olmak istiyorum. Bunu da buradan tüm herkese söylüyorum. Ama abi. Ben eşimin bu hale düşmesini ben bile isteye istemedim. Yaptığım hataların içinde o kullandığım maddenin yetkisindeyken ne yaptığımı bilmiyordum. Şimdi pişmanım, çok pişmanım. Eşimi, ben ona dedim ki eşimi kızım, seviyorum ya. Her kızım rağmen gel benim yanıma. Kabul ediyorum ben ya. Çocuklarını benden getir ayrılsa dedim. Ayrılsa da ayrılmasa da. Kendi ama bu adam gelemez benim evime dedim. Alkol masasında benimle ne yaptığını anlatıyormuş.
Ben eşimle şunu yapıyorum, bunu yapıyorum, biz şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz. Yani beni orada meze yapmış, anlatabiliyor muyum? Bunu ha, bunun tamam, yanında senin yaptıysa de şeyliğine bu yakışır işte kocalığına. Zaten. Yazıklar Altın. Olsun, kocalığına bu yakışır senin. Ben Volkan Bey, siz utanmıyor musunuz sahip arkadaşınızı karısını almışsınız yanınıza? Çıkacağım ya. Annesi benim yanıma geldi. Benim yanımdan gitti bunu buldu zaten. Tamam sen. Benim yanımda durmadı. Durmadı. Bir sadece hayatı tehlikesi benim olduğu için aldım yanıma. Yardım istedi. Yardım istedi. Ben de o yüzden yardımcı olmak için aldım yanıma. Nereden hayat tehlikem vardı? Yani şimdi bir şey söyleyeceğim. Hiç lafı öyle oralara birileri ekmeğe bükmeye gerek yok yani. Mihriban, siz Volkan'la nasıl bir hayat sürdürüyorsunuz? Karı koca hayat sürdürüyorsunuz. Hayır Müge abla, öyle bir şey yok. Yok. Yoksa madem gel buraya gülüm. Tedavin ol. Hayır yok öyle bir şey. Kendisi de... Gel kızım, ben seni sorayım. Kendisine de sorabilirsiniz. Gerekir çocuklarını da getir. Nerede bu karısı nerede? Zaten Müge abla, ya ölürsün. Cenazene toplanırlar. Ya böyle başına bir şey gelir. Ondan sonra ağlamaya başlarlar. Ben 2 senedir... Yani iyi değilim. Psikolojik tedavi görüyorum. Çocuklarımı böyle sağlıklı bir anne olabilmek için bunun tedavisini görüyorum. Ki bundan da gocunmuyorum. Söylüyorum, iyi değilim. Ben iyi olmadıkça bu benim üstüme geliyor. Annem oraya çıkıyor, niye çıkmış anlamıyorum. Babam zaten aramamıştır bile. Ne bundan demek da niye eminim. Çıkmış? Baban sana sahip çıktı. Arkanda durdu. Motor aldı. Kızım burada dur dedi, durmadın. Siz zannediyorsunuz ki annem peşimde durmadı, arkamda durmadı. Ailene sor, benim sürekli kaç senedir sizin peşinizde takip ettiğimi. Bana sen telefon açtın. Anne gelmek istiyorum dedin. Ne dedim? Tamam kızım gel, kabul ederim. Ama o kişi benim evime gelemez. Ben eşimden ayrıyım, 4 tane çocuğa bakıyorum. Sorumluluk kabul edemem o kişiyi dedim. Seni kabul ederim dedim. Ondan sonra tamam anne dedin. Sana sonra dedim ki, kızım geldiğin zaman burası Konya. İstediğin gibi gidemezsin. İstediğin saat çıkamazsın. Ben sana bir şunu yap dediğim zaman düzenli bir şekilde benim yanımda durursan tamam anneciğim dururum dedin. Sonra dedin ki bana şart mı koşuyorsun anne sen dedin. Demedin mi kızım? Ben sana getir çocukları bak. Bana böyle konuşuyorsun, arıyorsun babaannemleri. Yok benim şu kadar çocuğum var, ben onun karnını nasıl doyuracağım, ben ona nasıl bakacağım? Bana bak kızım. Bir öyle bir böyle konuşuyorsun. Sen yalan söylüyorsun bak. Baban da arkanda durdu, babaannen de arkanda durdu. Ben yalan söylüyordum. Evet yalan söylüyorsun yavrum sen. Çıkmayacaktın oraya, sürekli bunu yapıyorsun. Sen sürekli bunu yapıyorsun, sen yalan konuşuyorsun, sen şöylesin, sen böylesin. Zaten beni mahvettiniz. Tamam kızım, beni hastettiniz yani. Tamam kızım, şu an koruma kişi, o kişi mi yanındaki kişi? O mu koruyor seni? Seni koruyacak olan kişi o değil. O mu koruyan kişi? Lütfen. Devlet sığınmasına gitseydin, sahip çıkılmıyorsan madem. Bak gel tedavi ben olalım. Ben nasıl 4 tane çocuğumla ayağımın üstünde duruyorum? Niye kimsenin... Duruyorsun, 3 tanesini bıraktın. 4 tanesini daha doğurdun, onun da arkasında duruyorsun. Bak, çocuk yaşta bir evlilik yaptım. Ya. Çocuk yaşta bir evlilik yaptım. Çocuk yaşta bir evlilik yaptım. Neyin ne olduğunu bilmiyordum. Arkamda duran olmadı. Bundan da sorumsuz biri olduğu için boşandım. Çocuğumu devlet 4 tanesini de yuvaya almak istedi. Ne dedim? Ben çocuklarım için yaşayamam, ölürüm dedim. Devlet bana ne dedi? Menekşe Hanım, gereken yardımı biz sana yapacağız, çocukların yanında dur dedi. O kadar zorluklar ya, çektim ki. Niye ayrılmış kocasından sorun bakayım. Sorun bakayım artık. Kocasından niye ayrılmış? Niye ayrılmış? Babaannen iftira attığı için ayrıldım. Müge abla ben konuşabilir miyim? Kayınvalidenizim size iftira attı. Hayır onu demiyorum. Evliliğimden niye ayrıldım? Düzenli çalışmıyordu. Niye abla, ben o adamın kahrını çekeceğim ya? Alırım. Düzenli bak. Çalışmıyordu değil senin... Yalan söylüyorsun kuzum, yalan söylüyorsun. O adam senin için telefon açtın, Hakan abi şunu istiyorum, Hakan abi bunu istiyorum. Menekşe senin kızım, benim kızım dedi. Siz orada çıkıp konuşuyorsunuz ama yüzünüz yok. Sen konuşma ya, sen ne biçim insansın? Benim kocamı baştan çıkarıp değil de sokak kapısını biliyorsunuz ya. Nasıl konuşuyorsunuz siz öyle yüzlü yüzlü bir daha kalkıp da orada? Sen konuşamazsın, sen kimsin ya? Öyle mi sahip çıkılıyorsun? Nasıl annesiz sen? Bir dakika. Nasıl bir insanın içine düşmüş bu kız? Beyefendi. Bana la, benimle dikkat et. Ben cumartesi günden bugüne yaşamadım. Ölü yaşıyorum. Ben gelinimi arıyorum. Baba geliyorum, arabaya biniyorum. Gönder benim kızımı gelsin. Bir saniye hanımefendi. Anlatayım. Anlatayım. Bir dakika dinle. İkinciyi arıyorum. Bir saniye.
İkinciyi arıyorum, yok. Üçüncü arıyorum, üçüncüde telefonu sen açıyorsun. Sen benim Müge yerine... Müge abla, telefonum kırıldı benim. Kırılmadı, tamam. Kırdı. Hattı kırdı. Dokümanları istiyorum. O tehditlerin hepsi var. Seni tehdit eden o. Evet, Volkan kırdı benim telefonumu. Ha, evet. Helal olsun. Tehdit eden. Bir dakika, bundan bir seviyorum. Bir dakika, bir konuşsun. Niye kırdı telefonunu kızım? Virüs olduğu için seviyorum ben seni kızım. Niye kırdı? Benim ya, bu balığını biliyorsun. Hani bir sana... şey oldu. Bir şey oldu, aldı vurdu, kırdı telefonumu yani. Ay, sana yardım etmek isteyen... İki dakika sonra. Bir dakika, abilik yapmak isteyen, sana yardım etmek isteyen kişi nasıl senin telefonunu alıp kırabilir ki? Hı? Ya zaten ben o gün gitme taraftarı değildim. Kendisi de burada zaten. He. Ama bu hadi gidelim, şöyle yapalım, böyle yapalım. Hava da karardı artık, çok geç oldu. Benim gidecek şeyim kalmadı. Saat 10, 11 oldu. Ben o saatte gidip de insanlara ne diyeceğim? Hayır, şunu anlamadım yani. Hayır, zorla yardım etmeye mi kalktı diyelim yani? Zorla yardım etmeye mi kalktı? Bergama'dan kalktı, Aydın'a geldi yani. Zor mu kullandı? Yani bir nevi. Bir nevi. Bir nevi de orada niye duruyorsun kızım sen? Niye siz böyle zorla yardımcı olmak istiyorsunuz hanımefendiye? Ben zorla yardımcı olma taraftarı şu şekilde oldum. Nasıl? Kocası hayatı tehlikesi olduğu için kocası tehdit ediyor. İşte ben vuracağım, edeceğim. Tamam, ben tehdit ediyorum. O vuracağım dedi. Eşimin dokümanlarını istiyorum ben. Ben dedi, sen de dedi, gelmek istiyorum dedi. Eşimin dokümanlarını istiyorum. Zor durumda istiyorum. Kaldım dedi. Canım, çıktı dakika. Geldi yani benimle. Sizin eşiniz ne durumda şu anda beyefendi? Sizin bir karınız yok mu? Ben eşimle ayrıyım, 2 yıldır ayrıyım. Peki, çocuklar nerede? Sen hangi sıfatla? Bir dakika, zor çocuklarım çocuklar evli. Nerede? Çocuklar nerede beyefendi? Bir dakika. Evli çocuklarım. Evli çocuklarız. Onlar evli da biliyor. Çocuklarım. Onlar da sizin bu yardımseverliğinizden haberdarlar mıydı? Evet. Mahallede köşe bıçaklaşmaca oynuyorlardı. Yani mahalleye, onlar da sizin yanınızdalar mı yani? Benim bıçakla kestiler yeğenleri. Yok, hayır. Evliler, kocalarının yanındalar. Tamam, kocalarının yanındalar dediniz mi yani? Yavrum, ben de böyle birine yardım ediyorum dediniz mi? Kızı bağlasın. Ben kızının bağlanmasını evet. istiyorum. Evet. Ne dediler? Dedim. Büyük kızının bağlanmasını istiyorum. Ne dediler? Kabul ettiler. Kabul ettiler. Ne diye yalan. Kabul ettiler? Sizin eşiniz olarak mı kabul ettiler, yardımcı olmak için yanınızda olan bir isim olarak? Yardım amaçlı olarak kabul Hayır. ettiler. Niye hala da yalan konuşuyorsun koçum. Hala da yalan siz konuşuyorsun. Siz doğru söylemiyorsunuz Volkan Bey. Niye? Buradaki yalanınız bile benim çok... Hayır, ben... Bende soru işareti uyandırıyor, kusura bakmayın. Abla, telefonun dokümanları çıkınca, o ben mesajlar çıkınca amaçlı bütün tehditleri aldım ortaya yanıma. Çıkacak. Beyefendi, ne yardım ya? Allah razı olsun. Yaşında mı Tan ya? Yanındaki ya evladın Bey, yaşında seni. Hayatı tehlikesi olduğu siz için yardımcı oldum. Sığınacak yeri kalmadığı için yardımcı oldum.